Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranlara başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz çok özel bir konuk. Çok özel bir konudan bahsedeceğiz. Ben Hakan Ünlükaya, veteriner teknikeriyim. Aşağı yukarı 10 yıldır bu mesleği yapmaktayım. Şu anda da Maya Pet Hotel'in sorumlu müdürüyüm. Programımıza katıldığım için de mutluyum. Biz de tekrar hoş geldiniz, sefalar Hoş getirdiniz bulduk. diyoruz. Teşekkür ederim. Biz de çok mutluyuz. Sağ olun. Bu katılımda bulunduğunuz için. Çünkü hayvan dostları ve hayvanlar için yapılan her şey gerçekten insanları çok mutlu ediyor, değil mi? Evet, zaten bu iş hayvan sevgisi olmadan yapılacak bir iş değil. Yani yapamazsınız, mümkün değil. Hayvan sevgisini daha ön planda tutmanız gerekiyor. Yani maddi beklentilerden çok daha önde olması gerekiyor. Dolayısıyla bizim işimiz çok keyifli. Bütün gün kedi dostlarımızla, köpek dostlarımızla oyunlar oynuyoruz. Onlarla birlikte vakit geçiriyoruz. Dolayısıyla çok güzel, bu açıdan şanslı hissediyoruz tabii kendimizi. Ama hayvan dostlarımız da şanslılar ki böyle bir otele sahipler ve Evet. gerçekten böyle bir sektör oluştu. Bu şöyle bir ihtiyaçtan doğdu. Çünkü benim daha önceden klinik geçmişim de var. Hayvan sahipleri dostlarımız mecburen kliniklere bırakmak ya da çiftliklere bırakmak zorunda kalıyorlardı. Orada da fiziki şartlar yeterli olmadığı için kafeste genelde kalıyordu dostlarımız. Bu da onların hem psikolojisine hem hastalıklara çok yatkın olabiliyorlardı o süreçte. Çünkü kliniklerin de belli şartları var. Misafir ağırlamaya çok müsait değil çoğu klinik. Buna istinaden biz de böyle bir yer kurduk. Bizim otelimiz tamamen ev ortamında. Dinleyelim biraz otelimizi. Maya Pet Otel nasıl bir yer? Gerek fiziki şartlarıyla, gerek verilen hizmet şartlarıyla nasıl bir yer dinlemek istiyoruz? Bizim otelimiz Nisan 2016'da kuruldu. Bahçeşehir 1. kısımda hizmet vermekteyiz. 4 katlı bir müstakil villada hizmet veriyoruz. Bizim otel sahiplerimizin de 4 tane köpeği, bir tane kedisi var bu arada. Onlar da gerçek bir hayvan severler. 1000 metrekare açık oyun alanımız var. Kapalı oyun alanımız var bunun dışında. Odalarımızda tüm emniyet tedbirlerini aldık. İşte elektrik aksamı örneğin, onların ulaşamayacağı yerlerde de ısı ve ses izolasyonları mevcut. Kapı ve pencerelerde herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için emniyet tedbirlerini aldık. Bahçemizin etrafı tamamen panel çitlerle çevrili. Tabii çok tecrübeli ekibimiz var. Sürekli başlarındalar. Evet, ekipten de bahsedelim mi biraz? Evet. Biz 4 kişi hizmet ediyoruz otelimizde. Hepimizin tabii bu işte geçmişleri var. Hepsi tecrübeli arkadaşlarımızın. Ve her şeyden önemlisi hepsi birer hayvansever. Dostlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz yani. Evet. Gerçekten de öyle. Ne kadar güzel samimiyeti dile getirdiniz. Sağ olun. Dostlarımıza gözümüz gibi evet. bakıyoruz yani dediniz. Onlar bizim için birer emanet ve evet. Emanete asla bir zarar gelmesini istemeyiz. Evet. Peki ortalama kaç misafir ağırlayabiliyorsunuz? Ortalama 30 kadar misafirimizi kabul edebiliyoruz. Eğer isterseniz ben size kabul şartlarımız da var. Evet, onları onlardan da kısaca. Bahsedelim biraz. Şimdi prosedür şöyle işliyor. Biz öncelikle telefonla tabii bir ön randevu oluşturuyoruz. Sonrasında randevu günü geldiğinde dostumuz geliyor otelimize. Ben karşılıyorum ve bir ön muayene yapıyoruz.
herhangi bir deri problemi ya da başka bir problem varsa kliniğimize sevk ediyoruz. Onu kabul edemiyoruz otelimize. Eğer yoksa bir sonraki adım karnesinin yani aşılarının tam ve güncel olması gerekiyor. Bu da bizim olmazsa olmazımız. Sonrasında sosyallik durumlarına göre önce bir alıştırma odamız var. Orada biraz zaman geçiriyoruz birlikte. Sonrasında diğer arkadaşlarıyla tanışıyor. Odalarımızda iki ya da üç arkadaş ile birlikte kalıyor tabii sosyallik durumuna göre. Birlikte vakit geçiriyorlar. Gün içindeki programı anlatayım isterseniz size biraz da. Sabahleyin mama ve ihtiyaçları için dışarıya alıyoruz. Grup grup alıyoruz tabii. Mamaların da şöyle devam ediyoruz biz. Evdeki düzenine göre otelimizde de aynı şekilde devam ediyoruz. Yani hayvan sahibimizin bize belirttiği şekilde o düzene uymaya çalışıyoruz biz. Herhangi bir aksaklık olmasın, herhangi bir düzen bozukluğu olmasın diye. Onun dışında gezinti yapıyorlar ve sonrasında açık alanımıza alıyoruz dostlarımızı. Oyun parkımızda bakıcılarımız eşliğinde bütün enerjilerini atıyorlar, sosyalleşiyorlar, oyunlar oynuyorlar gibi vakit geçiriyorlar. Biz bunu tabii üç grup halinde yapıyoruz. Küçük, büyük ve orta ırk. Evet, tam onu olarak soracaktım. Evet. Hepsi bir arada tabii ki olmuyor. Birbirine istemese de zarar verebilirler çünkü. Onları grup ırk ırk ayırarak oyun alanımızı alıyoruz. Bakıcılarımız zaten dediğim gibi sürekli başlarındalar. Bu şekilde enerjilerini atıyorlar, mutlu oluyorlar, sosyalleşiyorlar. Ondan sonra akşam üzeri odalarına istirahat etmeye alıyoruz. Odalarında istirahatlerini gerçekleştiriyorlar. Ay ne kadar güzel anlatıyorsunuz gerçekten. Peki, bildiğimiz kadarıyla farklı hizmetleriniz de var. Farklı hizmetlerimiz de var. Bizim öncelikle kreş hizmetimiz var. Bu kreş hizmeti nedir? Diyelim ki tek yaşayan bir kişisiniz. Sabahleyin hepimiz gibi işe gitmek zorundasınız. Dostumuz evde yalnız kalıyor. Ve bazı psikolojik sorunlara neden olabiliyor bu. Hırçınlaşıyorlar. Hırçınlaşıyor, sürekli havlıyor ya da herhangi bir ev eşyasına zarar veriyor gibi. Biz buna karşı bir şey ürettik, bir çözüm. Sabahleyin teslim oluyoruz dostumuzu. Bizimle beraber vakit geçiriyor. Gülüyor, oynuyor, koşuyor, bütün enerjisini atıyor. Sosyalleşiyor diğer arkadaşlarıyla. Akşam üzeri de iş dönüşü. Siz kedinizi ya da köpeğinizi mutlu bir şekilde teslim alıyorsunuz. Evinizde mutlu mutlu yaşıyorsunuz, devam ediyorsunuz yani. Evet, bu tabii ki dost sahibinin çalışma saatlerine göre tabii ki değişiyor tabii değil ki, mi? Tabii ki. Ona biz bizim çalışma saatlerimiz çok esnek. Hı hı. Biz dostumuzun sahibine uyuyoruz. Evet. Çünkü gerçekten gerekli bir işlem. Hı hı. Özellikle yalnız yaşayan arkadaşlarımıza tavsiye edebileceğim bir durum. Evet, gerçekten de öyle. Peki bir de sadece köpeklerimiz değil, kedilerimiz de sizde evet misafir oluyor değil mi? Biz otelimizin bir katını tamamen kedilerimize ayırdık. Çok da güzel odalar onların, hatta oyun parkları falan. Tabii kedilerimizin çok daha güzel. Cam bölmelerle ayırdık birbirinden ve ortak bir oyun alanımız da var. Gün içinde ortak oyun alanında faaliyet gösteriyorlar. Gün sonuna doğru zaten odalarına çekiliyorlar. Hepsi mırıl mırıl uyuyor. Kedi konuklarınız biraz daha böyle nazlılar değil mi? Kedilerin yapısında olan bir şey bu tabii. Olsun, biz hepsini seviyoruz yani. Hepsini seviyoruz evet diyorsunuz. Peki,
gerçekten de muazzam bir hizmet. Ama bu hizmetin içerisinde zaman zaman duygulandığınız anlar da oluyordur. Tabii şöyle, bizim mesela uzun süreli kalan misafirlerimiz oluyor. Hı. Şimdi bir bağ kuruyorsunuz onunla. Çok daha ileri bir bağ kuruyorsunuz. O size alışıyor, siz ona alışıyorsunuz. İşte yani gözünüzün içine bakıyor sürekli. Gün gelip de ayrılırken bu gerçekten üzücü bir durum oluyor. Evet. Yaşadığımız en üzücü şey bu. Onun evet. dışında başka bir üzücü şeyimiz yok. Olmuyor. Evet, evet. Ama olmasın da. Olmasın, Allah evet. korusun, Allah korusun. Peki, kabul işlemi yapmadan öncesinde bir muayeneden geçiriyoruz evet. dediniz. Hı hı. Bu muayene mutlak surette her pet otelde olması gereken bir muayene mi? Esasında evet, olması gereken bir muayene. Çünkü bir araya geliyorlar ve herhangi bir bulaşıcı hastalık durumu olabilir. Hı hı. Bu ne olabilir? Mantar olabilir hı hı. örneğin. Ya da biraz daha ileri seviyede düşünürseniz uyuz gibi hastalıklar olabilir. Bu gibi misafirlerimizi maalesef kabul edemiyoruz. Çünkü diğerlerini de düşünmemiz gerekiyor. Tabii riske atmamak evet. gerekir. Eğer o fiziki muayeneyi de herhangi bir problem yoksa zaten kabulünü yapıyoruz. Evet. Peki Maya Pet Otel'e nasıl ulaşacaklar hayvan Maya dostları? Pet Otel'e mayapetotel.com adresinden ulaşabilirler ve sosyal medya üzerinden Maya Pet Otel yazarak ulaşabilirler. Dediğim gibi Bahçeşehir'de birinci kısımda otelimiz. Ziyaretimize de bekleriz evet. her zaman. Peki otelimizin yoğunluğu yaz aylarında mı daha fazla oluyor, kış aylarında mı daha fazla oluyor? Yaz aylarında ve özellikle uzun tatillerde biraz daha yoğun oluyoruz tabii, hı-hı. hak verirsiniz. Evet. Kış aylarında biraz daha sakinleşiyoruz ama sürekli bir sirkülasyonumuz oluyor. Tabii bir de kreş olarak da hizmet verdiğiniz evet, için. Evet, kreş olarak. Kreş hizmetimiz yoğun ve gayet güzel gidiyor şu an. Evet. Onu daha çok Bahçeşehir ve yakınına hizmet verebiliyoruz. Çünkü çok şey olamıyor yani maalesef. Çok uzaktan alıp bırakmak hem dostumuzun sahibine hem bize çok verimli olamıyor. Evet. Onun için Bahçeşehir ve yakınına kreş hizmetini verebiliyoruz. Evet. Peki kreş hizmetinizdeki servis hizmeti de size mi ait? Şöyle, bizim pet transfer hizmetimiz de var. Bu pet transferi biz İstanbul'un her noktasına yapabiliyoruz. Hı hı. Bir telefonumuz yeterli oluyor bunun için. Kreş hizmetinde de gelecek olan arkadaşımızın durumuna göre biz alabiliyoruz ya da gelecek olan arkadaşımız da bırakabiliyor. Evet. Duyduğum kadarıyla sektördeki aynı konaklama mekanlarına nazaran son derece de evet. uygun fiyatlarla hizmet vermektesiniz. Evet, evet. Onu da tabii biz tamamen kendimizi düşünmüyoruz. Çift taraflı düşünmeye çalıştık. Olabilecek en minimum seviyede tutmaya çalıştık fiyatlarımızı. Yardımcı olmaya çalışıyoruz tüm dostlarımıza. Herkesi de bekleriz. Biz de çok teşekkür ediyoruz teşekkür katılımınız ediyorum. İçin. Sağ olun. Ve böylesine dostane bir otelin sorumluluğunu üstlenmiş olduğunuz teşekkür için. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Maya Pet Otel'den sorumlu müdürümüz Sayın Hakan Ünlükaya bizimle birlikte oldu. Hoşçakalın.